Doğum günü numarası. Bir kişinin nümeroloji tablosu, hayatının farklı yönlerine bakan temel sayıları içerir. Dolayısıyla hayatınız boyunca sizi en güçlü şekilde etkileyen doğum günü numaranız, nümeroloji çizelgenizde temel sayılar olarak adlandırılan 6 sayıdan ya da becerinizden biridir. Aynı zamanda yaşam yolu numaranız ile birlikte size yardımcı olan da bir hediyedir. Bir önceki bölümde yaşam yolu numarasını izleyebilirsiniz. Doğum günü numaranız, doğduğunuz ve aynı zamanda da dünyaya sunmanız gereken özel bir hediye ile ilişkilendirilir. Doğal olarak sahip olduğunuz benzersiz, güçlü, belirgin yetenek ya da yeteneklerin göstergesidir. Kabiliyetlerinizi ortaya çıkarmayı sağladığı gibi bu hediyelerinizi tam olarak keşfedip uygulayabileceğiniz yöne yönlendirecektir. Bu liderlik yetenekleri, analitik zeka, güçlü yaratıcılık, derin sezgiler ve tabii çok daha fazlası da olabilir. Dünyadaki ilk gününüz olan doğum gününüz hayatınızın en önemli günlerinden biridir. Doğduğunuz gün merkez sizsiniz demektir. Doğum günü numaranızın belirli bir tarihe denk gelmesi elbette tesadüf değildir. Sayı ilminde tesadüfe yer olmadığını söylemiştik. Doğum günü numaraları karakteriniz adına özel olduğu kadar nümerolojide de aynı zamanda ruhsal olarak da özel bir güç ve titreşime sahipler. Nümerolojide sayılar rakamlardan daha fazlası. Görünmeyen bir boyutta sayılar daha derin bir anlamı temsil ederler. Doğduğunuz aileyi siz seçemezsiniz. O sizin için seçilmiştir. Aynı durum doğum günü numaranız için de geçerlidir. Yani doğduğunuz gün kaderinizdir. Doğum günü numaranızı nasıl hesaplarsınız? Nümeroloji ilminin hesaplanması en kolay enstrümanıdır. Benzersiz doğum günü numaranız, doğum tarihinizden türetildiğinden bilmeniz gereken tek şey kişinin doğum günüdür. Adından da anlaşılacağı gibi doğum günü numarası basitçe kişinin doğduğu ayın günüdür. Nümerolojideki doğum günü numaranız, takvim ayının günlerinden oluşan 1 ila 31 gün aralığında tek veya çift haneli herhangi bir sayı olabileceği anlamına gelir. Ayın birinde doğduysanız doğum günü numaranız 1'dir. Aynı şekilde çift haneli olan bir günde doğduysanız, keza ayın 22'sinde doğduysanız doğum günü numaranız 22'dir. Elbette kişiye özgü bireysel nümeroloji analizinde doğum gün rakamlarının doğaları gereği ne kadar farklı ve nitelikli olduğunu göz ardı etmeyelim. Doğduğunuz özel güne göre tek ve çift taneli olarak doğum gün numaralarının anlamlarını, siz ve hayatınız hakkında neleri ortaya çıkardığını görelim. Doğum gününüz ayın biri ise, daha önce yapılmamış, yeni bir şeye başlamaktan korkmayan, adeta kumar oynar gibi öncü ve başlatıcı, başkalarıyla çalışma zorunluluğunun getirdiği kısıtlamalardan hoşlanmayan, fırsatlar yaratmada yenilikçi yollara sahip, kendi kendine ve kendince başlayan enerjiyi temsil eden, yaratıcı ve güçlü, mükemmel iş içgüdüleri, bilgileri belirli bir amaç için kullanan pozitifte olan kısmıdır. Negatifte ise planlara bağlandığında kararlı, inatçı ve dik kafalı, öfke ve hüsrana kapılan, işlerin istenildiği kadar hızlı gelişmediği zamanlarda konuyu zorlama eğilimi sergileyen, tembellik ve erteleme hastalığını temsil eder. Doğum gününüz ayın ikisi ise başlatmaktan ziyade devam ettiren enerjidir. Başkasının ne istediğini o söylemeden önce algılamaya olanak tanıyan sezgilere sahip. Tarafsız doğa, herhangi bir durumun tüm yönlerini analiz eden, bir diplomat sanatına sahip bir enerjidir. Çok hassas, çevreden kolayca etkilenen, hem romantik, hem nazik, sıcak, şefkatli, yakın arkadaşlarından ve sevdiklerinden de aynı ilgiyi bekleyen ve isteyen bir enerji. Müzikal yeteneklere sahip, detaylara çok dikkat eden, önemli projeleri ve grupları bir arada tutan yapıştırıcı görevi gören, hak ettiği tüm övgüyü almasa da her türlü çabada vazgeçilmez olandır. Gölge tarafında ise doğum günü numarası 2, depresyon ve güven eksikliğinin kurbanı, stresli ve gergin bir tutumda, uyumlu ve huzurlu ortamlara duyulan ihtiyaç,
sevgi verirken ve alırken çocukluk kalıplarına düşme eğilimi sergiler. Doğum gününüz ayın 3'ünde ise, ifadede doğal, özünde bir sanatçı, düşüncelerini konuşma ve yaratıcı arayışlar yoluyla iletme konusunda çok yetenekli, başkalarına fikirleri benimsemesine ilham veren, neşeli, karizmatik, iyimser, arkadaş canlısı ve sosyal. Gölge tarafında ise aşırı negatif özelliği olarak hırs göze çarpar. Gevezelik, hızlı iniş çıkışlar, karamsarlık, romantik ilişkiler için zamanı olmayan, önemsiz konulara zaman ve enerji harcayan bir karakteri temsil eder. Doğum gününüz ayın 4'ünde ise, yaptığı işe büyük özen gösteren, fikirleri üzerinde çalışma yeteneğine sahip, sıkı çalışma ve azim enerjisi, güvenilir bir arkadaş, meslektaş, ebeveyn ve ortak yapan, aile olmayı seven bir enerji. Her duruma istikrar ve rasyonellik katan, doğru inisiyatif ve eğitimle maddi dünyada çok şey başarma potansiyeline sahip. Adeta bir dayanak noktası ya da kaya gibi olma hali. Son derece ahlaklı ve vicdanlı. İster iş, kariyer, ister aile meseleleri olsun, sürekli olarak hayatın temellerine odaklanan, doğada olmayı seven, hızlı zengin olma planlarına yatkın olmayan biridir. Doğum gününüz ayın 4'ünde negatif özellikleri ise şunlardır. Kibirli, gururlu ve dürüst olmayan, sevgiyi küçümseme eğilimi sergileyen, herhangi bir çabanın kayısı olarak algılanan katı bir enerji, sık sık hayal kırıklıkları ve baskı yaşayan, duygusal alanı tam olarak anlamayan kişiyi temsil eder. Doğum gününüz ayın 5'inde ise, ilerici, çeşitlilikte başarılı, ne kadar zorlu görünürse görünsün, yaşam koşullarına uyum sağlayan, beklenmedik değişimin heyecanını yaşayabilen bir enerji. Her daim şehir dışına çıkıp yeni yerler gezme, eğlenceli, unutulmaz maceralar yaşama özlemi taşıyan, egzotik insanlarla tanışmaya karşı büyük bir merak sergileyen, kelimelerle kolayca anlaşan, tanıtım, halkla ilişkiler ve bazıları için yazma konusunda son derece yetenekli bir hediyeye sahiptir. Gölge tarafında ise kolayca sıkılan ve huzursuz olan, bir masaya veya ofise bağlı kalmakta zorluk çeken, biraz somursuz, sabırsız ve dürtüsel davranan, duygularını aşırı şımartan kişidir. Doğum gününüz ayın 6'sındaysa, doğuştan bir yetiştirici, etrafınızdakilerin olumlu yönlerini gören, başkalarına yardım etme ve iyileştirme konusunda büyük bir yeteneğe sahip, fedakarlığın simgesi, sevdiklerinin şiddetli koruyucusu, sanat veya şifa alanında kariyer sahibi onun armağanıdır. Odak noktası ise ilişkiler. Pozitif enerjisiyle çocuk ve hayvanların kendisine yakınlaşmasını sağlayandır. Negatif kısmında ise tüm dengeyi bulma çabası. Övgüye karşı savunmasız, eleştiriyi derinden kalbine alan, sempati ve duygusallık konusunda ise aşırıya kaçan bir karakteri temsil eder. Doğum gününüz ayın 7'sinde ise hem bilgisel hem de manevi düzlemlerde geniş bilgi edinebilen, felsefi ve ruhsal odaklı, çok ince bir zihne ve hayatın belirli gizemleri ortaya çıkarmaya iten derin bir dürtüye sahip, uzman kişi, evlendikten sonra sadık, ilgisi bilimsel, teknik ve metafiziğe yönelik, yalnız çalışmayı ve hızını kendi belirlemeyi tercih eden ve mükemmel bir sezgiye sahip kişidir. Gölge tarafında ise ilişkilere yaklaşımında aşırı analitik ve rasyonel olma eğilimi gösteren, bulanık duygular, çoğu zaman güvenmeyen, kumar, manevi egzersiz eksikliği hisseden, fazla içinde kapanma gösteren, son derece eleştirel ve ben merkezci, aşırı analitik, soğuk kalpli ve alaycı bir kişiyi temsil eder. Doğum gününüz ayın 8'inde ise, liderlik hediyesi, doğuştan başarılı, iş konusunda yetenekli, belirlediği hedeflere ulaşan, hayatının başarı hikayeleriyle dolu olduğu bu doğum günü numarası için dünyanın saygısını kazanmanın önemiyle kendini çevreleyen,
Para odak noktasıdır. Kendi kendine yeterlilik önemlidir. Tutkularına ulaşmak için büyük miktarda güce sahip. Sağlam bir muhakemeye sahip olarak gerçekçi bir insanı temsil eder. Meydan okumanın tadını çıkaran, kararlarına saygı duyulandır. Negatif özellikleri ise sert ve zalim, statü ve para ihtiyacı, son derece rekabetçi, entrikacı ve manipülatif, zayıflığa karşı sabırsız, duygularını ifade etmeyen kişiyi temsil eder. Doğum gününüz ayın 9'undaysa. Geniş görüşlü idealist, hem uluslararası hem de yerel düzeyde dönüşümü ve değişimi teşvik eden her şeyi gerçekleştirme yeteneği. Büyük bir sosyal rol, daha büyük iyilik için çalışan, şefkatle parlayan, başkaları adına sesini yükseltme konusunda güçlü bir yeteneğe sahip, sosyal yönelimli, hayatın her kesiminden insanlarla iletişim kurabilendir. Gölge tarafında ise bağımlılıklarla boğuşan, dramatik duygular sergileyen, hiçbir işe yaramayan ruh ve kişilik psikolojisini temsil eder. Doğum gününüz ayın 10'undaysa, bu doğum günü numarasına sahip olan herkes bir liderdir. Doğrudan keskin zihinden bulunan şeyleri gerçekleştirmede, dahiyane fikirler üretmede ve daha sonra başkalarına işleri nasıl gerçekleştireceklerini yönlendirmede olanak tanıyan, zor sorunlara çözüm sunma becerisi ve inisiyatif almayı temsil eder. Olumsuz özelliklerinde ise başkalarının başarılarına karşı kıskançlık gösteren, savunmasız, donuk enerji, engelleri aşacak cesarete ve dayanıklılığa sahip olmayan, rutin faaliyetlerden sık sık hayal kırıklığına uğrayan kişiyi temsil eder. Doğum gününüz ayın 11'inde ise, büyük insan gruplarını yönetebilen ve onlara vizyonları doğrultusunda rehberlik eden, en zor sorunları çözme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip, başkalarının durumlarını görmeyi ve onları analiz etmeyi sağlayan tarafsız doğa, idealist arayışlara yönelen, harika bir rehber, iyi bir danışman, şifacı, destekçi olmayı sağlayan hediyesi olan, güçlü ve keskin sezgiler başkalarının dile getirilmemiş duygularını, düşüncelerini ve korkularını anlamaya yardımcı, heyecan verici bir varlığı temsil eder. İnsanlara belirli bir yönde ilerlemeleri veya yeni yaşam yöntemleri benimsemeleri konusunda ilham verendir. Gölge tarafında ise duygusal fırtınalara sahip, inişli çıkışlı haller sergileyen, tepkisel, düşünceleri ve eylemleri dramatik, başkalarının düşüncelerini de aşırı önemseyendir. Doğum gününüz ayın 12'sinde ise. Doğum günü numarasına sahip bu bireyler, yüksek derecede sanatsal yetenek ve yaratıcılık, hayattaki itici güç ve hediyeleridir. Hayal gücü zengin, duygularını ve içgüdülerini başkalarının faydalanabileceği benzersiz şekillerde ifade eden, belirli bir durumdan en iyi şekilde yararlanan, aşırı canlılık sergileyendir. Negatif tarafında ise sanatsal yeteneklerini ciddiye almayan, depresyon ya da kendine acıma duyguları sergileyen, kolayca tatmin olmayan, önemsiz meselelere zaman ve enerji harcayandır. Doğum gününüz ayın 13'ünde ise, iyimser ama pratik bir bakış açısı olan, yaratıcı fikirleri gerçeğe dönüştürme ve doğurma becerisine sahip, hedeflerine ulaşmak için istikrarlı bir şekilde çalışan, kararlı, doğru yolda ilerlemeyi sağlayan bir enerjidir. Başarı için doyumsuz bir iştaha sahip, iyi bir başlatıcı, risk alan ve girişimcidir. Detaylara önem veren doğal bir organizatör ve aynı zamanda yöneticidir. Bilinçli çalışan, vicdanlı bir çalışan, verdiği sözü tutan, aile, gelenekler ve topluluğa karşı büyük bir sevgi sunan, güzellik, biçim ve işlevin nihai birleşimi olan doğayı sevendir. Gölge taraflarında ise sevdiği veya yapmak istediği işi bir türlü bulamayan, işten işe, ilişkiden ilişkiye dolaşan, isteksizlik, yeni ve yaratıcı fikirlere karşı direnç, yerleşik yöntemlere katı bağlılığı temsil eder. Doğum gününüz ayın 14'ünde ise açık fikirli olan, önceliklere odaklanan, fiziksel dünyayı tüm görkemiyle deneyimleme kaderi yaşayan,
toplumun çeşitli kesimlerinden insanları bir araya getirme yeteneğine sahip, bir işe girişmeden önce durup düşünecek kadar akıllı, pragmatik yaklaşım, zaman, dikkat ve çabaların anlamlı deyimlere yönlendirilmesini sağlamaya yardımcı, çok fazla kısıtlama olmadığı sürece başkalarıyla iyi çalışan kişidir. Olumsuz tarafında ise kolayca sıkılan, kendisini uyarılmış ve canlı hissetmek için aşırı düşkünlüklerin tuzaklarına düşen, meslek veya ilişkileri çok hızlı değiştirmeye neden olan huzursuzluk özelliği doğuştan kumarbaz olma eğilimi sergileyendir. Kayda değer yaratıcılığına sınırlar koyan, biçim sağlayan belirli bir meslek veya yaşam tarzına dayanan, duygusal çalkantıları olan bir karakteri temsil eder. Doğum gününüz ayın 15'inde ise. Başkalarına karşı büyük ve güçlü bir sevgi, insanlara yardım etmek doğum günü hediyesidir. Yürekten gelen bilgelik sözleri ve bunlardan yararlanacak çeşitli insanlarla temasa geçme enerjisini sembolize eder. Görsel sanatlar ve lisan konusunda yeteneklidir. Sanatsal yeteneğin yanı sıra sağlam iş ve finansal güdülere sahip, işe yaklaşımı titiz ve dikkatli, yaşına göre genç görünüm sergileyen bir kişidir. Gölge tarafındaysa köklenmeyi zorlaştıran merak ve tutku, duygularında açıklayıcı olamama, ilişkilere bağlanamama simgeler.